Sevgili dostlarım, herkese öncelikle merhabalar. Evet, City Skylines'ta çıraklık serimizin son bölümüne hoş geldiniz. Şimdi ben şöyle bir karar aldım. Normalde 40 bölüm çekeceğiz ama artık 8 bölüm falan kalmıştı normalde. Bu bölümü saymazsak 7 bölüm kalmıştı. Pek bir şey yapacağımız ben zannetmiyorum bu 7 bölümde. Aslında yapılabilir. Fakat yeni harita o kadar çok güzel ki, o kadar çok potansiyeli olan bir harita ki, görsel olarak çok beğeneceksiniz. Ben acayip şekilde beğendim. Bir de bu haritaya ben başta güzel demiştim fakat deniz yolları pek fazla yok. Su yolları kötü ya bu haritanın çok da iyi değil. Suya ulaşmak için çok emek sarf ettik ve vardık sonunda ama çok da bir faydasını göremedik bu tarafta. Evet normalde her tarafı açtığınızda güzel bir harita. Kötü bir harita değil fakat ilk başlarda size pek fazla bir şey sunmuyor. Şimdi bu bölümde son bölümde yaptığımız hataları yaptığımız iyi şeyleri değerlendireceğiz. Şehrimize bir bakacağız. Sonuçta bir şehir kurduk abi, güzel, kötü dersiniz, güzel dersiniz ama bir şehir, güzel bir şehir oldu bence. Çıraklık serisi için uygun bir şehir oldu. Bu serimizden sonra biliyorsunuz, Kalfalık serimiz başlayacak. Madem ben bu bölümü, yani bu seri kısa kesiyorum, size ödül olarak şunu sunuyorum arkadaşlar. Kalfalık bölümümüz yani normalde biz 40 bölüm yapacaktık bu Çıraklık bölümünü. Kalfalık 10 bölüm daha fazla olup 50 bölüm sürecekti. Fakat şöyle bir karar aldım. Bunu siz belirleyeceksiniz kalfalık bölümünü. Eğer beğenmeler, yorumlar, izlenmeler fazla olduğu sürece gelmeye devam edecek. Yani atıyorum 60 bölüm çektik kalfalık bölümünde ve hala izlenmeye devam ediyor. Hala daha ilgi alaka olduğu sürece devam edecek o seri. E tabii ki 100 bölüm falan sürmez ama e, kadar 100 e, yani en azından bir 70-80 Olur diye düşünüyorum eğer ilgi ve alaka olursa. Şimdi bu Çıraklık serimizde yaptığımız hatalara bir bakalım. Biz başlangıçta şöyle bir bakmak istiyorum haritamıza, şehrimize. Başlangıçta burada başladık. Güzel bir başlangıç yaptık. Bakın böyle yürüyüş yolları falan tasarladık. Tabii ki ilk yaptığımızda yürüyüş yolları daha farklıydı ama şimdiki yürüyüş yolları bu şekilde tasarladık. Daha sonrasında şehrimiz buraya doğru büyümeye başladı. Buraya büyük binalarımızı çok sonra koyduk hani bunları saymıyorum. okul bölgesini buraya yaptık. Okul bölgesi burada ger gerçekten çok çok güzel oldu. Yürüyüş yollarıyla, ağaçlarıyla işte e, mekanlarıyla bunlar ofis bölgeleri herhalde. Evet ofis bölgeleriyle gerçekten farklı bir yer oldu burası. Kütüphanemizi buraya koyduk. E, etrafını şehirle çevirdik ve buraya da eğlence e, hizmet sektörü, işte eğlence sektörü yapıldı yan taraflarına. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında şehrimiz bu tarafa doğru büyümeye başladı. Ee, ama yaptığımız hatalardan bir tanesi ben size söyleyeyim mi? En büyük hatamız ana e, alter çekmedik bakın buradan. Yani çok bitişik olduğu şehir. Yani küçücük bir burada bir trafik sıkışması e, faciaya yol açabilir. Bir arayol çekmemiz gerekiyordu böyle otoban gibi bir e, geniş yollar çekmemiz gerekiyordu burada. Bu hataları artık kalfalık serisinde yapmayacağız. Ve kalfalık serisi haritası böyle birleşik e, bir harita değil. Parçalı bir harita ve biz oraya da parçalı bir şekilde yerleşeceğiz. Görsel olarak mükemmel olacak yeni serimiz onu söyleyebilirim. Daha sonrasında şehrimizi böyle büyük binalarla süslemeye başladık. Yan tarafların işte bu küçük binaların yanlarına böyle büyük binalar koyduk. Evet bunlar aslında şöyle baktığınızda güzel görünüyor. Yani büyük binalar böyle mega bir şehir. Fakat şöyle baktığınızda çok garip durmuş. Birazcık yani olmamış. Şöyle olmamış. Normalde şu binaların aslında bak yola baktığı tarafın yolun çok büyük olması gerekiyor ki daha böyle bir ee, güzel ve Estetik dursun. Yani şu an estetik durmuyor. Yol çok dar ve birbirine çok bitişik olmuşlar. Yani şu yolun çok geniş olması lazım. Şehir merkezinde aslında bu binaların olması gerekiyor. Ee, orada bir hata yapmışız. Yani şöyle baktım, bu çok güzel. Fakat şöyle baktığınızda, evet, kötü bir görüntü bizi karşılıyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Demek ki bundan sonra yaptığımız büyük binaları küçük yollu yapmayacağız. Aynı şekilde şu yeni yaptığımızlar da aslında yanlış biliyor musunuz o şekilde? Mesela bunlar büyüdü mü? Çok garip duracak çok garip duracak ya yani küçükken sıkıntı olmuyor apartmanlarda ve da şunu yapabilirsiniz şey küçük tutabilirsiniz yani yaptığınız apartmanları daha küçük bir şekilde Gerçi bunlar da küçük de nedense bunları büyütmüşler böyle garip yani atıyorum mesela kutuları iki kutu gelirsin küçük apartman oluşturursun bu şekilde bu taraflara yani seçeneklerimiz var aslında yok değil daha sonrasında işte şehrimiz buraya doğru büyümeye başlamıştı. Sahil kesimini yapmıştık bu şehrimizde. Güzel bir sahil kesimi oldu. Sahil demeyelim. Burada işte böyle su kenarına yaptığımız yürüyüş yollarıyla güzel bir yürüyüş yolu olduğunu düşünüyorum ben baktığımız zaman şöyle. Gayet de e, temiz bir yer gibi görünüyor. Şöyle baktığımız zaman. İşte et, et, etraflarını bak burası boş bırakmışım. Niye orayı boş bırakmışım mesela? Yani. Neyse dikelim de şöyle Bak buralar hep boş kalmış. Unutmuşuz demek ki bunları. Ya da buraya su falan bastı. Bir şey mi oldu acaba? Su bassa bile inşa yapma şansları var sonuçta. Demek ki bu tarafları unutmuşuz. Bu e, su kenar kesimlerini yaptık. İşte daha sonrasında evler, alışveriş merkezleri, hizmet sektörleri, ofislerle doldurmuşuz bu tarafları. Bakın aynı hatayı bu taraflarda da yapıyoruz sürekli. Bu binalar yakışıyor bak bu binalarda bir sıkıntı yok bunlar olabiliyor ama şu büyük binalar birazcık bozmuş bu e, yolun e, görüntüsünü kötü görünüyor kötü görünüyor e, Ama nüfus içinde bunlara ihtiyacımız vardı yapmak da zorundayız normalde bakın bir tane apartmanda 14, 6, 20, 24, e, 31, 32 kişi yaşıyor şu an burada e, az değil Küçük binalarda mesela aslında küçük binalarda da çok fazla yaşayan e, insan sayısı var. 32 olmasa da yine e, ona yakın yani en azından 20'ye yakın diyebiliriz. Bilmiyorum büyük binalar şöyle yapılıyor normalde. Cities Skylines oynayanlar e, iyi yayıncılar. Genelde büyük binaları böyle bitişik yapmıyor. Bir tarafa koyuyor başka tarafa koyuyor daha sonrasında. Mesela şu binaları bir araya koymuyor. Bunu buraya koyuyorsa diğerini de bu tarafa koyuyor mesela. Evet görüntü olarak baktığımız zaman biraz kötü görüntü var. Ee, burada ne yapmışız? Evlerimizi yapmaya devam etmişiz. Buraya bir hastane koymuşuz. Buradaki yollarımıza da işte evlerimizi e, koymuşuz. Bakın baya bir kalabalık insan topluluğu var bu alanda. Baya baya insanlar burada e, yürüyorlar. Daha sonrasında arkadaşlar yangın çıkmış. Böyle farklı bir şekil yaptık bu alanda. Güzel oldu bak burası gerçekten güzel duruyor. Yüksek binalar yapmışız ama hani ara yerleri yapmışız yani çok fazla aşırı yapmadığımız için hoş duruyor. Fena durmuyor baktığımız zaman. şehrimiz böyle büyüdü büyüdü. Burada işte yine başka bir okul alanı yapmışız. Ofislerle doldurmuşuz. Hizmet sektörüyle doldurmuşuz kimi tarafları. Tarım alanı çok değişik oldu fakat bir şekilde burayı güzel yaptık. Aslında ben bunu tasarlamamıştım ama e, baktım ki güzel bir şey oluşuyor. Devam ettim o oluşturduğum şeye ve güzel bir e, şekil oluştu burada. Fena değil. Ortadan bir yürüyüş yolu yaptık. Bakın yürüyüş yolu insanlar kullanıyorlar. Demek ki bu yerlerde yürüyüş yolu yapmakta fayda var. Burada bir trafik oluşmuş. Evet trafik konusunda baya bir sorun yaşadık bu e, serimizde. Bu... E, Serinin ikinci bölümünde buraya yapmaya başlamıştık bu sanayi sektörünün bu alana. Bu alanda sanayi sektörü gerçekten güzel olmuştu. Biraz trafik sorunu yaşamıştı ilk başlarda. Ee, birkaç şeyi sildikten sonra bu alanda, e, burayı otoban yaptıktan sonra pek fazla bir sorunumuz bu alanda kalmamış görünüyor. Ee, sonrası şeyi öğrendik, ben öğrendim daha doğrusu. Bu DLC ile gelmişti. Ben daha önce öğrendim de bu yoktu. Bu özellik yoktu arkadaşlar. Bu sektörü öğrendik orman sektörü yaptık burada işte gelişmeleri burada takip ettik orman ağaç üretimini ve aynı zamanda fabrikalarda ağaçların işlenmesini kontrol ettik ve onu bir şekilde hallettik. Bunu da şeyini öğrendim ben burada gelişerek daha fazla binaya ulaşabiliyormuşuz ne kadar çok fazla üretiyorsak o kadar daha fazla bina seçeneklerine ulaşabildiğimizi çözdük ve şu an baktığımız zaman orman sektöründe bütün binalar açılmış durumda. Herhalde hepsi açılmış durumda. Aslında bak birçok e, bina varmış. Onları yapmamışız. Artık diğer serimizde bunlara bakacağız. Daha işte petrol sektörü var bu alanda. Posta servisleri falan var. Bu e, warehouse diye geçiyor bunlar. E, warehouse normalde şey değil mi ya? Depoya, depo ya, bunlar depolar. O depoları da bakalım nasıl depolar nasıl işliyor. Onları da diğer serimizde yapalım ve bakalım. İşte diğer yaptığımız alanlar bakın burada. Burası çok hoş oldu. Burası için ben bayağı uğraşmıştım hatırladığıma göre. Bir bölüm, iki bölüm boyunca beni uğraştırmıştı burası. Hizmet sektörü ve ofisler bölgesinde bu alanı yaptık. Evet bayağı bir insan o tarafa doğru gitmeye çalışıyor bu alanda. Aslında bir hatada şurada olmuş. Yürüyüş yolları yapmadığımız için trafik içinden geçiyor insanlar maalesef. Ee, bu hatadır. Artık diğer serimizde yapmamaya çalışacağız. Burada başka bir orman sektörü yapıldı. Fakat çok büyük yaptığımız için bir trafik sorunu oluşmuş. Aslında sistem çok güzel. Tek yönlü yol, yol tek yönlü yol yapmamız iyi oldu. Fakat ee, çok aşırı büyük yaptığımız için çok fazla araç girdiği için de e, bir genel bir trafik sıkışıklığı var gibi hafif ama çok Tamam burada var ama işliyor bak gidiyor durmuyor devam ediyor ama gene de küçük yapmak daha iyi yani şunu şöyle yapacağımıza şuradan keserek mesela şöyle yapsaydık bu trafik oluşmazdı bunu da görmüş olduk işte buraya tren olayı güzel oldu. İş taraflara yapmamız da fena olmadı yani. Bu tasarımı bence bırakmayalım. Bu tasarım e, işleyecek gibi duruyor. Ha nasıl yapılır mesela? Atıyorum bu tren yolu yerin altından gelip döner. Buradan yukarı çıkar ve burayı en azından değerlendirebiliriz. Yani boş kalmaz böyle. O şekilde yapabiliriz diğer serimiz. Bakın tren geliyor şu an. Tren geliyor. Yani yerin altından geldi mi pek fazla bir sıkıntımız kalmayacak bu sistemde. Sadece yukarı çıkacağı yeri boş bırakarak e, trenin sağlıklı bir şekilde buraya gelmesini e, sağlayabiliriz. Sonrasında e, biz ne yaptık başka? Aşağıda bir evet bu sektör güzel olmadı, burada bir kaynak e, sıkıntısı varmış. Burayı biraz öğrenme amaçlı bir de böyle farklı olsun diye yerin altına böyle bir şey yaptım, kazdım burayı ve Farklı bir şey görürsün maden oldu belli olsun diye bu şekilde yaptım ama yine de burayı ben çok iyi yaptığımı düşünmüyorum artık e, bu hataları yapmayacağız bu hataları yapmayacağız çünkü artık kalfa olduk arkadaşlar <laughs> terfi aldık bir nevi yani kalfa olduğumuz için de e, birçok hatayı yapmamaya çalışacağız. Bir de şeyi çok fazla oyun başında kullanmadım. E, metroyu falan kullanmadım. İnsanların seyahat etmeleri için birçok şeyi kullanmadım. Farkındayım. Bunları artık diğer serimizde kullanacağız. Bu liman için çok aşırı uğraştırdı beni. E, bu haritanın demiştim ya daha önce bir şey sorunu vardı. Yükseklik sorunu vardı. Kara çok fazla yüksek olduğu için bizi çok uğraştırdı. Ee, Yeni harita gerçekten çok güzel o konuda. hiçbir sıkıntısı yok. Alçak böyle kara ee, tarafı gayet iyi durumda. Bu şehrim çok çok güzel tasarlandı. Aslında parkı geliştirebildik ama e, diğer serimiz artık bu şekilde yapacağız. Bu şekiller aklımda şu an bunları yapacağım diğer serilerde. Onu da söyleyeyim yani. Şu e, şekil gerçekten güzel oldu. Yani ortaya bir işte eğlence alanı, etrafını evlerle doldurmak güzel bir fikir. Fakat böyle olmaz daha farklı bir şekil olur. Ama sistem buna göre işleyecek. Bir dahaki serimizde yani boş bulduğum alanı yine böyle bir şeyle yapmak istiyorum. Sistemle yapmak istiyorum. Bu sistem gerçekten hoşuma gitti benim. İşte burada bir diğer binalarımızı yapmışız. Eğlence sektörümüz, hizmet sektörümüz yukarıda. Şöyle güzel bir manzarası var baktığımız zaman. Görüyorsunuz değil mi manzaranın güzelliğini. Evet. Şimdi geçelim. Buraları artık geçelim. Bu tarafları biliyorsunuz. Bu alan çok büyük yapıldı. Farkındayım. Baya büyük yapmışız bu alanı. Bu alanı baya büyük yapmışız. Evet. Bir şehir turu yaparız herhalde son bölümde. Bakalım ya. Kaç dakika? 13 dakikamız olmuş. Böyle bir 25-30 dakika birlikte video çekelim ya en azından. Ee, buraya işte hizmet sektörü yaptık. Biraz kötü oldu farkındayım. İyi tasarlayamadık burayı. Evler de olmuş. E işte çok da fena değiller. Burası bak güzel oldu. Bu şekil de hoşuma gitti bu arada. Farklı bir şekil. Burası dolduğunda güzel duruyor. Emin olun güzel duracaktır. Ama dolduramıyoruz burayı. Çünkü hizmet ve e, sanayi sektörü istendiği için ev sektöründe bir gelişme olmadığı için de evler oradan yükselmeyecektir. Daha sonra da tutar, burayı tasarladık arkadaşlar. Şimdi şeye geçelim. Ben yine şunun suyunu vereyim de. İçimde kalmasın bari. <laughs> suyunu verelim. Sevaptır. Susuz kalmasın. Evet şimdi. Ee, bir şöyle bakalım. Şehrimizi bir gezelim. Bir gezsin bakalım sinematikli. Bir de arabalarla ben gezebiliyorum. Gezemiyorum da arabaların gezdiği yeri görebiliyoruz. Ama o kamerayla pek fazla iyi göremiyorsunuz. Yani bu kameranın sıkıntısı şu, ta yukarıdan böyle fazla gösterme, böyle zoomluyor, zoomadığı için tam böyle şehri aslında göremiyorsunuz. Bunun modları olması lazım, böyle daha iyi gösteren sinematik olayı olması lazım diye biliyorum. Burası çok güzel oldu yalnız ha. İşte bu şey kıyı kesimi vardı ya, İlk yaptığımız. 5. mi 6. bölümde falan yapmıştık herhalde orayı. Hatırladığıma göre. Araçlara şöyle gidebiliyoruz mesela. Şu araca girmek istiyorsak şu şekilde tıklarsak araçta gezebiliriz. Bakın gelsin araç. Biz de izlemiş olalım. Araç nereye gidecek? İnşallah şey dışına falan çıkmazsın. Arabalara baksana nasıl gidiyor arabalar. Yalpalıyor. Yani fena bir şehir olmadı. Hop, İşte şey konusunda çok kötü yapmışız. Ya yani yürüyüş yolları çok olmadığı için ee, trafik birazcık akamıyor insanlar yüzünden. Yüksek binalarımız bakın sağlı sollu bizi karşılıyor burada. Ya yani şöyle baktığımızda güzel duruyor, fena durmuyor şehrimiz. Hiç fena değil aslında Otobüsle de bir gidemedi <laughs> Durakta durursa şimdi önümüzde Araba gidemeyecek Aha durak var orada Heh. İyi bari Aa, Bunlar ofisler mi? Ofisler olması lazım ofis bunlar evet ya böyle ayrı bir oyun olmadı mı ya? Sanki GTA oynuyoruz ya yani şu an. <laughs> Bana öyle geldi. Bilmiyorum da nasıl geliyor. Yani fena bir şehir olmamış. Böyle de iyi görünüyormuş ha. Tamam oraya geldi. Gidiyor şimdi. Gitsin bakalım. Biraz daha izleyelim bunu. Bu arada siz bunu izlerken ben de şeyin bilgisini vereyim. Diğer serimiz hemen başlayacak. Yani şimdi ben şu an buna e, 33 dersek. E, şu an siz 25. bölümü izliyorsunuz. 8 bölüm öndeyim arkadaşlar. <laughs> ben şimdiden çekmeye başlayacağım. Yani siz bu videoyu izlerken e, 5-6 bölüm çekmiş olacağımı düşünüyorum ben yeni seride. Ve direkt hemen başlayacağız. Bu bittiği zaman... Ertesi gün diğer serimiz anında başlangıç yapacak. Ee, ya harita mükemmel tropikal bir bölge, bol bol böyle su kaynakları var, deniz var, adacıklar gibi böyle yerler var. Adacık değil ama onun gibi su kaynakları çok çok fazla var ve su kaynakları çok olduğu için de değerli bölgeler olacaktır bol bol. Bu harita Steam Atölyesinden. Çıkan bir harita. Birisi o haritayı yapmış. Güzel de yapmış. Çok hoşuma gitti harita gerçekten. Onu da sizle paylaşabilirim. Diğer serimde o haritayı. Şimdi sanayi bölgesine gidiyoruz. Burası tarım sektörünün olduğu yer. Hani tarım alanları var bakın sol tarafta. Araba baya gezdi ama. Karşıda fabrikalarımız var. İlk yaptığımız fabrikalar olması. Evet ilk yaptığımız fabrikalar burası. Şey gördünüz mü? Fabrikalarla hizmet sektörünün bir alışverişi var. Oradan alıyor, oradan ona götürüyor. Demek ya bunların yakın olması daha uygun oluyor. Şimdi sen hizmet sektörünün ta haritanın bir başına fabrikaları haritanın bir başına yaparsan arada bir e, gidiş geliş olacak. Çok fazla. Bu sefer de e, trafik oluşturacaktır. Bir de şu kamyonlara bakalım. Bakalım bu nereye gidecek? Şu şeye bakalım bir orman sektörümüze. Arada bunu yapalım ya diğer serimizde. Bakalım bu şekilde. Eğer yani isterseniz atıyorum işte her 10 bölümde böyle bir seyahat yapalım. Bir 5 dakika, 6 dakika, 5-10 dakika falan böyle bir sürsün. Neden olmasın yani değil mi? Hem izleriz şehrimizi. Yaptığımız şey, Oha nasıl geçti o öyle? <laughs> Burada bayağı trafik var yalnız. <laughs> Nasıl duruyor? <laughs> Komik. Oo. Çok fena trafik var. Bir de şu şeye bakmak istiyorum. Şuradaki orman sektörüne de bakalım. Hem bir görelim. De Trenlere de bakabiliyor mu? Trenlere de bakabiliyoruz herhalde. Çok dur kalk yapıyor burada araçlar. Evet arkadaşlar ben mutlu Milkist Skyline serisini çekmişim bu kanalda. Aslında izlenir mi diye böyle bir içime uhde düşmüştü izlenir izlenmez mi diye. Gerçekten çok memnunum izlenmelerden. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Beğenmeyen arkadaşlarımız da var videoları biliyorum. Ee, hoşlanmayan arkadaşlar da var oyun tarzından. Olabilir hani tabii ki hatalar yapacağız. Hatalarımızı zamanla yani e, yapmamaya başlayacağız. Hemen her şeyi öğrenemiyoruz maalesef. Ben istiyorum ki her gün size video yayınlamak istiyorum. O yüzden de birazcık videolar sıkışıyor. Bazı şeyleri öğrenemiyorum. Zaman vaktim olmuyor. Bir de şu şehrimize bakmak istiyorum. Bir araca trenle ha, buna bakabiliyoruz. Bak bundan bakalım biraz da. Trenden gide ön vagondan bakmak istiyorum. Dur. Arka vagon olmasın. Heh. Bu da trenimiz. Bakalım nasıl gidecek. Yerin altına girdim acaba yerin altını gösteriyor mu? Onu merak ettim. Bir de arkadaşlar ben 5-6 ay ya da 1 sene içinde ekran kartını değiştirmek istiyorum. Şu an 1660 Super var. Cities Skylines'de belli bir yere kadar <laughs> oyunu taşıyabiliyor bu kart. Daha güzel bir kart almam gerekiyor. Belli bir nüfustan sonra kasmalara başlıyor oyunda maalesef. Şu an 30-40 FPS'e indi yani. O da normal yani şu an. Sıkıntı yok. 40 FPS de geziyor. Ee, başka yere gitmeyecek misin? hep şehir içinde mi dolaşacaksın yani? Bayağı da aslında bakın <laughs> insan varmış ha. Bu trenler iyi iş yapıyor. Bunlara yapalım bol bol. Aa Yerin altını gösteriyor da böyle gösteriyor. Önemli değil. Hiç önemli değil. Bakın şehrimizi alttan görüyoruz ya. Sanki şu an havada uçuyoruz resmen. Sözde ama. Normalde yerin altından çıkıyoruz. Bakalım nereden çıkacak bu şimdi? Evler sanki Matrix'teyiz ha. Yeşil yeşil görünüyor ya. Matrix gibi oldu. Aa, tersten görünüyor bak şimdi. Aşağı indi evler. <laughs> Yukarı çıktık. Vay be trenle de böyle bakabiliyormuşuz. Güzelmiş ya bu şekilde olması. Durak S mi geçildi demin yoksa o durak ters mi kaldı bize? Ben onu anlayamadım. Şimdi bir duran gelmesi lazım burada. Aynen. Heh. Burası son durak. Ha, buradan geri dönüyorsun. Tamam. Şehre bir de arabayla bakalım. Dur. Şu şehri bir de arabayla görmek istiyorum. Dur lan. Çöp arabasından baksak daha iyi olur. Bütün şehri gezer herhalde çöpleri topladığı için. Bakın orada kumarhane, kumarhanemiz sol tarafta kaldı. <laughs> evet büyük bir şeyleri yapmadım böyle kumarhane gibi yani diğer işte Eyfel Kulesi olsun onları yapacağız. Onları da yapacağız. Biraz daha diğer serimizde görsellik önde olacak. Tabii ki nüfus yine fazla açacak ama önceliğimiz görsellik olacak o serimizde. Daha çok böyle küçük mekanları işli e, işli yapmayı istiyorum. Şimdi bu serimize de şu hatayı yaptık. Hızlı bir şekilde büyümeye çalıştık. Bu sefer de hata yapıyoruz abi. Bazı şeyleri göremiyoruz o anda. Es geçebiliyoruz ister istemez. bu çöp arabası gidiyor herhalde artık. Doldurmuş depoyu. Ya buradan bakınca güzel bir şehir olmuş. Bir de şu manzaraya bakmak istiyorum abi, arabayla dur. Buradan bir araba geçiyor mu? Dönme. Heh. Lan. Basamadım ya. Bakın manzara ama tam görünmüyor işte. Bakamıyoruz ki. Arabalar havada gidiyor. Farkında mısınız? <laughs> Çıkıyor yoldan. Bu yol hangi yoldu? Aşağı iniyor mu bu? Aşağı iniyor bu. Ha, bir de aşağı insin bakalım, oradan görelim. Nasıl görünüyormuş? Çok çok güzel. Allah çok güzel. Evet dostlarım burada artık serimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Çok uğraştık ben çok uğraştım özellikle. Bu trafik var ya beni çileden çıkardı bazen ama güzel anılarımız olduğunu düşünüyorum ben. Arkadaşlar lütfen öncelikle videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı da unutmayalım. Biliyorsunuz bu sene sonunda 3000 abone hedefim var. Hedefim o hani olmak zorunda değil. Ona yaklaşmak benim için bir başarıdır. Ne olursa olsun. Tabi geçersek de çok büyük bir başarı olacak bizim için ama geçmek biraz zor. Çünkü ben bu algoritmayı biraz bildiğim için YouTube'da. Ee, ya benim kanalıma göre şu seri çok güzel tuttu. Hepinize teşekkür ediyorum bu arada. Ee, çok ilgili, ilgili ve alakalı olduğunuz seriyle. Ee, gerektiği yerde beni uyardınız Gerektiği yerde e, beni güzel bir şekilde eleştirdiniz Sağ olun arkadaşlar Ben şunu savunuyorum Tabii ki eleştireceksin abi Hata yapılıyor şu anda Benim hatamı düzeltmek için eleştireceksin Bu konuda hiçbir sıkıntı yok ee, İşte gerektiği yerde güzel yorumlarınız oldu Çok çok güzel yorumlarınız oldu Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar İnşallah e, bu seri de sizi Bu seri de e, sizi zevk vermiştir size o anda iyi geleceğini düşünüyorum. İnşallah. <laughs> yani hiç olmazsa akşam eve geldiğinde açıp böyle izlemek güzel bir şey. Ben de mesela izliyorum bazı yayıncıları. Ben de hoşuma gidiyor yani. Bu eğer sizi tatmin ediyorsa yayınları, bu işte YouTube yayıncıları. Ben kendime yayıncı demek istemiyorum. Daha her kendimiz şöyle diyeyim ben size. Evrilmeye başladık yavaş yavaş. Kendimizi geliştiriyoruz. Ben kendimi yavaş yavaş geliştirmeye e, başladığımı düşünüyorum. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Elimden geldiği kadar e, serileri her gün yayınlamaya çalışıyorum ve videoları daha kaliteli yapmaya çalışıyorum. Konuşma tarzımı, stilimi daha size uygun olması için uğraşıyorum. Tabii ki belirli yerlerde hala büyük hatalarımız var. Bunu da farkındayım arkadaşlar. Bunlar olacak ama ben şundan eminim samimi olmaya çalışıyorum sizde. Samimi bir şekilde sizde de iletişim kurmaya çalışıyorum. Benim için öncelikle bu yeterli olan bir şey. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Yani samimiyet olması lazım öncelikle. Bu olduğu sürece her şeyi aşacağımızı düşünüyorum. Ve bu kanalda sizle beraber büyüyecek arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Diğer serimizde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.